Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Ahmet öyle öyle yapma ki Ahmet. Sev onu sev, o şimdi güreşmeye başlar seninle. Şimdi arkadaşlar Cüneyt, bu Cüneyt'in yeğenleri geldi. Ahmet Cüneyt'in abisinin oğlu ve ablasının oğlu Miraç. Evet. Şimdi Miraç sen geçen Miraç gelmişti arkadaşlar. Bayağı. Evet, bayağı korkmuştu narkozdan. Cüneyt'le beraber gelmişti. Ama Miraç'a o kadar dedik sev sev, bir türlü yok dedi, bu ayı gibi bunun yanına yaklaşılmaz falan filan. Ama Miraç şimdi geldi, beni dinledi. Dedim ki Miraç bana güveniyor musun? O da dedi sana güveniyorum acaba abi. Evet. Sağ ol kardeşim benim. Şimdi git narkozu sev bakayım hadi. Allah şey rahat olsana oğlum, kurban mı kesiyorsun? Rahat ol bak, o rahat oldu, o da rahat, öyle sıkarsın olmaz. Ama bak, çok tatlı ya. Tatlı da sen şimdi onu severken, o zaman şimdi sen öyle sen oynarsın ama. Bak ilk gelişimi sen anlatsana benim. Ne? İlk geldiğim günü. İlk geldiğin günü mü? Ben ilk geldiğim gün hani yaptık şeyleri. İlk geldiğin gün evet, sarıldın, seni yere yıktı falan, biliyorum. Sen onu yere yıktın. O video var zaten de o video ismini unuttum ben yani. Narkozun geceki arkadaşları mı neydi? Öyle bir şeydi. Öyle olabilir evet. Arkadaşlar şimdi bu doğa manzarasında çocuklara köpekleri çocukların gözünden izleyebilirsiniz. Nasıl seviyorlar, nasıl yapıyorlar. Bu köpeklerden yani bu Miraç bu narkozu ikinci defa görüyor. İlk defasında biraz korkmuştu tabi. Daha önce böyle bir köpek görmediği için. Değil mi? Biraz tedirgin olmuştun. Ama tedirgin olacak bir şey yok değil mi? Evet. Bunun sonu canavarı gibi koskocaman ya. Değil mi? İlk gördüğümde ama. Şimdi şey nasıl yok. Geliyor sana? Necep abi. Şimdi soru sorabilir miyim sana bir tane? Sor. Narkozu ne zaman aldınız? Narkoz 2 sene oldu alalı. Ha. Aldınız mı? Cüneyt amcam sen yokken İstanbul'da mı neydin? Narkoz falan baron hepsi yan arkasında fotoğraf çekilmişti. He. Amcam böyle narkoz falan filan. O zaman ben İstanbul'da değilim, buradaydım. Diyor ya. Buradaydım oğlum. Bunlar bırakmıştım bir kere. Yok yok. Miraç oradan düşersin, orası tavukların kümesi. Üstü şey çatı ya. Bunu aldığınızda da kuyruğu kesik miydi yoksa siz mi? He öyle geldi. Öyle bu şekilde geldi. Bunun eşi yok. Eşi mi yok? Önceden evet. Vardı. Sen kaç yaşındasın? Ben mi? He. 13. Ne yapacaksın eşini ya? Lan hemen eşini düşünüyordun, eşi hayır. Yok. Sen şey herkesin burada. Bu daha 2 yaşında mi? Miraç ya. Sen ha. Daha eşi olur bunun, merak etme. Daha genç bu. Önceden var mıydı? Herkesin şey herkesin. Sen ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun? Üniversiteyi bitirdikten sonra. Hemen evlenme. Daha dur ya. Master yap, ondan sonra doktora. Onları bitir, ondan sonra evlenirsin. Mühendis olursun. Necef abi, İnşallah. Sen hangi meslekte ama çalışıyorsun? Sen olur. Ben mi? Ben serbest meslekte çalışıyorum. O nasıl bir şey? Ya arkadaşlar görüyorsunuz, çocuklar şimdi soru soruyor bize. Ama çocuklar aklına her geleni sorabiliyor. Bu da güzel bir şey. Ben sadece bu şimdi şunun eşi var, şunun eşi var, şunun eşi var. He anladım, o yüzden sordun, aferin. Hep kaldı da ondan sordum. Bunun eşi niye yok biliyor musun? Bu ayı. Ayı olduğu için kimse dayanamıyor buna. Sevmiyorlar bunu, sevilmiyor. Bunu siz seviyorsunuz ama köpekler çok sevmiyor. Ha bu yalnız. Ya bu yalnız takılıyor. Aynı yalnız kurt yani. Miraç sen seçimlerde oy kullanıyor musun? Seçimlerde derken? Bunların seçimi var, sen bunu bilmiyor musun? Başkanlık. Ben biliyorum bunları ya. Sen biliyor musun? Ben Baron'a da Narkoz'a verdim. Ben şey vermiştim, Narkoz'a biliyorum hani anketi vardı. O anketten gene Narkoz'a vermiştim. Sen gene Narkoz'a ver. Narkoz ben de acıdım onu, şimdi tek kaldı. Ben herkes çift giriyor seçime. Narkoz tek giriyor. Bir şey soracağım. Peki kral olan ne oluyor ki? Başkan oluyor. Onun ayrıcalıkları oluyor. Bence bu sene ama baron olacak başkan. Ayrıcalığı ne? Gezdiriyorum. Yaylaya çıkartıyorum. Geziye getiriyorum. Yemek yiyor böyle. Bir tanesini mi? Özel yemek yiyor. Bir tanesini mi? Bir tanesini evet. Onun yerine niye hepsini yapmıyorsunuz ki? Ne yapmıyorum? Hepsini niye ayrıcalıklı yemek? Ne anladım o zaman seçim yapmaktan? Zaten hepsine yemek hepsini veriyoruz da. Getir de yani birine daha özelini ver, daha mantıklı. Köpekler de eğleniyor. Evet. Ben Baron'a vermeyeceğim. Niye?
o çok saldırgan ya. Ama baronla çekmek istedim. Bu daha güzel, bu benim gibi, bu eğlenceli. Bu çocukça. Bu eğlenceli de baronu sen bilsin. Onu görsen, senin köpeğin olsa bırakmazsın köpeği. Öyle güzel bir köpeği. Bırakırım. Ya her gün yemeğini veririm ama sevmiyorum Ahmet, onu sevmekten. Ahmet sen burada en çok hangi köpeği seviyorsun? Ben Narkoz bir de Baron'u seviyorum da Baron bak bazen şey ama Paris'i de seviyorum. Sen zaten var ya senin yüzünden Paris fonundan çıktı. Bu Ahmet çok yaramaz arkadaşlar ya. Paris'i Ahmet'le, bu Ahmet'le bir gün geçiren tamam mı? Bunun bıyığı var. Çok büyük şeyler başarır. Bir şey soracağım. Bunun bıyığı var. Neyi var? O bıyık değil. Adamdı da. İki yaşında diyorsun ama. Ya sen de her şeye bir yerim. Miraç iki yaşında ama senin en büyük kalıbı var Miraç ya. Tövbe yarab. O tabii ki de olacak. Kim onu dedin ya. Ama bak ne kadar seveceksin değil mi? Hiçbir şey yapmıyor size. Evet. Ama bu, var ya. Bu ilk şey, geldiğinde çocuklar seviyormuş. Sivas Kangalı gibi de ona ben bir baktım. Bana öyle bir havladı ki. Korktu mu? Evet. Bayağı. Recep abi. He. Bunu ilk aldığınız gün böyle. Yani gene aynı tip miydi? Aynı tip olur mu? Ufaktı değil mi? Ufaktı da yani gene aynı şeyler mi yaşıyordu? Nasıl yani nereye yaşıyordu? Aynı şeyler diyelim. Aynı sevmek, aynı şey. Yani o zaman tabii biraz daha fazla oynuyordu. Şimdi biraz daha yavaş yavaş adam oluyor. Peki bir şey soracağım. Şu en büyükleri hangisi Recep abi? He? Aralarında en büyük. En büyükleri Pablo. Değil. Pablo. Yok bu Pablo'dan sonra. O Baron değil miydi? Baron değil, Baron daha ufak. Baron Pars'tan bile küçük. Ha? Kaç yaşında? Baron 1 yaşında mı? Baron 1 yaşını geçti. Bir şey soracağım. Bu işi yapıyor muyuz? Yoruluyor. Hiç böyle ne işmiş ben olsun sektörlere gireyim dediğin oldu mu ki? Yok kardeşim ya. Öyle şeyler sen nasıl düşünüyorsun? Öyle bir sektöre giriyor. Öyle bir sektörü yok ki yani. Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Yani başka bir iş yapmak istemiyorum. Ben burada köpeklerle beraber yaşıyorum mutlu bir şekilde. Ben de Recep abi. Ben de zaten ya bir tane köpeğim olması. Çok sinirlendiriyor. Köpeğim olmasını istiyorum ya. Böyle atlayan zıplayan. Recep abi. Olur. Recep abi. Sen köpek beslemeye müsait olduğun zaman onu hiç bırakmayacağım bir zaman. Ben sana köpek hediye edeceğim. Recep abi. Onu diyemem ama. İleride daha zaten şu an sorumluluk alamazsın. Evet Ahmet seni dinliyorum. Unuttum diyeceğim soruyu. Ha onlar koş lan sus. Evet niye unuttun diyeceğini? O kadar ses çıktı ki aklımdan karıştı. Lan Ahmet ya. Sen profesör olacak adamsın Ahmet. İlginç şeyler düşündüm. Ben mühendis olmayı düşündüm ama profesörlük de vardı. Profesörlük de var mı aklında? Ama yani köpeklerle bir hayat şey gibi de düşündüm. Hadi ya. Böyle bir hayat güzel olur. Bir şey soracağım. Cüneyt'ten ilk geldiğinde korkmuş muydu? Yok Cüneyt seviyordu Cüneyt bunu. Cüneyt amcam önceden Paşa diye köpeği vardı. Hatırlamadın mı? Evet de hayır. Sivas kurdu değil ya. Şeydi ya. Adı neydi onun? Sibirya kurduydu. Sivas kurdu. Sibirya kurdu. Bunların hepsinden büyüktü ha o yaş. Abi. 4-5 yaşlarında ya da 6-7 yaşlarında olabilir şu an. Epey ama genişti abi öyle. Sevecendi. Arkadaşlar. Ya var ya kasayı atlayabiliyordu bizim Doçun kasası. Evet. O kadar amcamın Doçun sesini duyuyor ya. Hemen koşuyor amcamın yanına atlıyordu kasaya. Recep abi siz giderken derim ben şu baron sandım o beyaz şey ve ondan çok korkmuştum. Ben hatta o gün dedim ki ya dün hatta ben dedim ki ben gelmeyeceğim ya. Gördüm. Sen dereye giderken gördün mü bizi? Evet. He orada yoldaydınız değil mi? He tamam yoldaydınız tamam. Şey ben baktım orada bir tane köpek böyle bir atıldı. Ben ondan çok korktum ya. Recep abi bir daha siz dereye ne zaman gideceksiniz? Bir daha gideriz beraber siz de gelirsiniz tamam mı? Amcam dedi ya arkadaşlarla falan gideceğiz. İki kişi miydiniz orada? Yok başkaları da geldi. Ben Coşkunlar geldi. Coşkun'u tanıyor musun sen? Evet. Coşkun Çakıroğlu. O hatta ya benim halamın oğlu. He. Evet. Sen akrabasınız doğru. Yani babamın kardeşinin... Anladım. Biliyorum. Senin baban onun dayısı oluyor. Evet. Tamam. Dayısı. Ben sizin eve geldim ya. Yemek yedik sizin evde. Aa. Evet çok yemek yedik sizin evde. Sizin...
Tavuklar mavuklar var da şimdi. Bizim evi gördün değil mi Recep abi? Şey, tavuğu bizim var. Evi yeni halini gördün değil mi dıştan? Ne var yeni halinde? Yeni halinde dıştan renk kattık falan öyle şeyler yaptık. Hadi ya. Balkonu böyle değiştirdik. Bizde oldu bir yıl falan. Ne oldu? Bir yıl oldu. Bir yıl oldu mu? İyi. Benim ayakkabımı yalıyor. Yalar yalar. Sen onun kafasını sev biraz. Bak battaniyesine tut. Battaniyesi bu çok güzel. Uyuman geliyor ya. Ne? Uyuman. Hani var ya çimenlik alan gibi. Aynı çimenlik gibi burada. Lan Ahmet ya sen ne güzel çocuksun. Pisletmesin üstünü. Tekme attı sana. Bu da bana atacak. Yok tekme atıyor. Atlet spor yapar mı buna? He? Atletimi çıkartırım. Ama ne kadar masum bir köpek ya. Hı. Biraz ayı, ayıdır ama. Spor bak, ayıdır ama size hiç ayı gibi davranmıyor. Bak normalde hep üstüne atlar falan. Ben Markoz'u. Şimdi az önce Ahmet ilk başlarda sarıldı boğazına falan. Yani Ahmet sen şimdi amcanı görüp de bundan öyle oynamaysan amcanla şimdi bu farklı. Hayır ya ilk geldiğim gün deli gibi sarılmıştım. He o zaman ya. Evet. O zaman ama amcanı görünce çıldırıyor bu da amcanı seviyor. Aynen. Ama beni oynatıyor her yere getiriyordu. Hmm. O ara benim bir şeyim kopuyordu az kalsın buradan. Neyi kopuyordu? Yok ya giysilerimden bir şey oluyordu ya. Unuttum pantolonumda bir gram zarar verebilmiş. Sen okulda şey yaptın mı o videoyu izledin mi arkadaşların hiç izleyen oldu mu? Beni görenler oldu. He meşhur oldun mu? Yani dediler. Ne dediler? Şey geldi ya bir de Fatih abinin şeyi. Arkadaşlar geldi. Kimdi onlar? Onlar benden esinlenerek galiba geldiler. Hadi ya senden esinleniyorlar. Yani sevmeye gelmişti. He. İki çocuk olan üç çocuk gelmişti ya buraya. Meşhur oldun o zaman ha? Aynen. Ha. Okulda diyorlar ki Recep abinin yanına gittim mi? Öyle bir şeyler sormuştular bana. Bir de Fatih abi diyordu ne zaman geleceğimizi böyle soru sormuştum. İşte köpekleri arkadaşlarına da söyleyin yani hatta korkmasınlar köpeklerden korkmaya gerek yok. Özellikle en çok korkan Miraç'tı bak şimdi gidiyor bak seviyor. Çömel Miraç yanında korkma bak ya bak seviyor. Tut ağzına elini soksan bile Miraç hiçbir şey demez sana korkma. Gerçekten o kadar bak Ahmet sokuyor bak ha. Bak. Yani o narkoz kesinlikle ısırmaz lan bak gördün mü? Dişine tut. Tabii. Bak tut dişine. Bak hemen patisini koy dışarı. Helal. Pati var. Pati var. Dur bir dakika pati var. Pati var. Recep abi en son ilk geldiğim zaman hatta onun son anlarını hatırladın mı? Köpeklerin sevindiği böyle bir tanıtım yapıyordu. Aynen. Yani köpekten korkanlara anlat Ahmet seni. Aynen. Şimdi bununla görevlendiriyor. Benim Ali Gaffar diye kuzenim var. Sokak köpeklerine... Sokak köpeklerinden bile korkuyor. Lan sus! Onlar korsana sus. Korsan! Orada tavuk var ona mı avlıyor? Korsan! Otur! Geç! Korsan! Narkozu sev şimdi. Artık bunu yanına gitmiş ya. Yo, bunlar tamam narkoz. Sakin. Aslında bunlarda bir şey var. Diploma gibi bir şey. Ne? Adaleti sağlamak için yani. Evet. Ben başkanım öyle insanlar gibi. Evet. Öyle bir şey var. Amcam anlatıyordu bana. Evet. Ben oyunu kesin narkoza vereceğim. Bir de eğlenceli köpek de daha görünce çok şey olacak. Bir de Cüneyt dayımla daha çıksa var ya. Çıkacak. Biz de gelebilir miyiz orada bazen? O zaman siz gelemeyebilirsiniz. Daha da biz kalıyoruz malıyoruz. Değişik şeyler oluyor. He kalma şansınız oluyor. He ama bakarız ileride olur Ahmet ya. Biraz daha büyük. Ben zaten kesin böyle üniversite bitirdiğimde işim olduğu anda ben şey yapacağım. Kesin he. Köyde iki tane köpeğim olacak. İnşallah. Ama ben büyüdüğümde Recep abi buraya gelirim. Kendime de bir köpek alırsam büyüdüğümde getiririm buraya.
Tamam. Buradakilerle oynarlar falan öyle eğlenceli şeyler. Beyaz şeyler var. Ne var? Beyaz. Onun şeyi de böyle salyası. Hani salyası. Ben 3 tane köpek alacağım. Bu kesin alacağım. Çünkü enerjimi atacak bir yer lazım. Ben evet öyle bir köpeğin olursa kilo almazsın. Öyle yakışıklı evet. Kalırsın hep. Hep zaten diyordun amcamla he. İşte dayımla bir videoda. He. Şey dedi köpeğin olsa he. Bir hafta sen doğmuş. Sen köpekleri böyle. Nerede almayı tavsiye ediyorsun? Köpekleri. Korkma korkma. Tavuklar var ya onlara deli oluyorlar. Tavuklar çıt. Tavuklar onlar görünce çıldırıyor bunlar. Gitme gitme bırak tamam gitme gitme. Tamam Narkos yeter. Yeter. Narkos yeter. Yeter. Bırak tavukları. Misafirlerim var burada şerefsiz. Adamlarım var. Adamım var burada. Ahmet adamın geldi burada. Öyle durun şimdi bir kapak fotoğrafı alacağım tamam mı? Kapak bak fotoğraf evet. Çekeceğim. Ha, bak ha. Sen de çömel şey Miraç. Şöyle manzara çömel çömel. Yanında çömel şu tarafa çömel. Nereye? Çömel orada. Bence herkes tek çekilsin. He. Daha güzel olur. He. En sonunda ortak çekilelim. Ben ortak Instagram'a atayım. Herkes bir tek çekilsin. Oha. Gel buraya çık oradan. Ahmet çık oradan Ahmet. Ben seni geliyorum. Çık oradan. Bayıldım biraz. Ya iki bu kaydan mı kıyılın? Şşşt! Oğlum salak mısın sen? He? Sus diyorum sana. Tamam korsana korsana. Korsan. Şuraya tavuklar gitti arkadaşlar. Onun yüzünden köpekler çıldırıyor. Şu tavukları var ya. Şuraya yapacağım çardağın altına bir yer yaparsam tavukları dışarı artık atacağım yani. Oraya koyacağım. İnşallah neyse. Bence tavukları farklı bir yere evet. Yapıyoruz. Son söylemek abi. İstediğiniz bir şey var mı? Video uzun oldu kapatalım. Bence de ya. Evet. Son şöyle geçin manzaraya doğru kapat, şu tarafta. Kapat fotoğrafı çekelim. Geç öyle kapat. Onu çekeceğiz. Sen şimdi oraya geç. Söylemek istediğiniz bir şey var mı son? Benim yok. He? Ha son tavsiye. Köpekleri sevin. Ve köpeklere bir şey yapmayın. Geç 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 bir şey yapmayın. Narkos! Bir geç oraya. Bir şey olmaz sen oraya dur. Otur. Narkos. Recep abi. Narkos. Farklı şekilde de kapak fotoğrafı çekebiliyor musun? Ne? Narkos. Otur. Otur sen de şey. Lan ben bir şey mis? Oğlum ne diyorsun? Delirdin mi? Zofra mısın köpek? Ne yap? Ay. Ahmet sen de Cüneyt'te mi hissini aradı da bulamadı. Ben de küçük Cüneyt'te. Ne oldu biliyor musun? Narkos senin Cüneyt'in yeğeni olduğunu anladı. Evet. Ondan sonra biraz iyi göstereyim. Ahmet diyor ne yapıyorsun delirdin mi? Şizofren. Lan abi. Evet, abi köpeğin kafası çok değişiyor. Evet. Canavar da. Arkadaşlar kapak görüşmek üzere. Çekin. Son söylemek istediğin bir şey var mı Ahmet? Köpek bir mesajını bakayım. Ver. Günün mesajını ver bakalım. O versin. Evet, Ahmet sen de vereceksin. Köpeklere iyi bakın. Köpekleri sevin. Köpeklere saldırmayın. Köpekleri öldürmeyin. Zehirli yiyecekler vermeyin. Ve bitti. Aferin. Son sözü. Onu dedi ya. Evet, benim şimdi... aklıma şey geldi. Instagram'da hani şöyle şeyler bazı yakınlarım hikayelerinde şöyle bir şey böyle nasıl diyeyim. Bu videoya bakmaktan he. Emin misin diyorlar ya köpeğe evet. Orada bayağı lüzum yapıyorlar. Sen evet. Görüyor musun bazen? Görüyorum. Allah belasını versin onların. İnan ki yani. Haberler duyuyorum Recep. Aynen. Recep İnşallah abi. Öyle şeyler olmaz sen de yakalamazsın. İstanbul'da abi. Haberlerde duydum. Sokak köpeklerine sosis veriyormuşlar. İçine de şey koymuşlar. Zehir falan. Allah belalarını versin. Ben... Köpekler böyle koymuşlar. Tam yemekleri. Epey koymuşlar. Köpekler ölmüş. Onlara bir şey söylemek ister misin? Onlara... Şerefsiz herifler. ben bir şey demek istiyorum ama denilmeyecek kadar kötü o yüzden demeyeyim. De lan. Ya bak mesela şimdi köpeğe yemek vereceklerdi. Evet. Yemeğin içine dinamit koymuşlardı. Ne? Allah belasını. Onu evet. Biliyorum evet neyse. Kapat Nasıl onu. Nasıl bir tamam. Şey? Onlar artık onları duymayacağız inşallah. İnşallah. Kuş herifler. Öyle herifleri artık toplum dışlayacak. İnşallah. Onların yaşamaya da ihtiyacı yok. Ben şunu anlamadım.
anlamıyorum ya. Instagram'ın yapımcıları nasıl onu atıyor ki? Instagram onlar tövbe. Onlar da şimdi bir şey diyeceğim. Engelleyebiliriz aslında onları Instagram'ı. Merhaba teyze. Evet. Neredesin? Ya Paris'i gördün mü diye aradım. Tamam bulduk onu bulduk. Evet arkadaşlar. Kapat, videoyu kapatıyorum. Tarafı. Görüşmek üzere. Acaba şimdi çekemem. Tamam bitti benim. Çektin evet, mi? Evet çektim. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bak. Dur da videoyu kapatayım bakarsın. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.